Sayın Valim, değerli milletvekillerim, şu anda Gakkoşların diyarı benim kalbimin her daim sokaklarında attığı Elazığ'ımızdayız. Ben kendimi hep buraya ait hissettim. Bugün de dün de burada o toplantıları yaparken o acı günleri hatırladım. Zorlu günleri hatırladım. Her gördüğü yerde bizi kucaklayan, bir evladı gibi bağrına basan, Elazığ'ın o şefkatli anneleri, babaları gelir. Bana Kara Murat diye seslenen kıymetli hemşehrilerim gelir. Allah tüm Elazığlı kardeşlerimizden razı olsun diyorum. İnşallah onların bir evladı olarak biz de Elazığ'ımız için, 11 ilimiz için, depremden etkilenen tüm alanlarımız için aynı kararlılıkla çalışacağız. Ve bugün Elazığ'ın çehresini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde baştan aşağı yenilediysek, inşallah aynı anlayışla Elazığ'ımızın bu ihtiyaçlarını giderecek. 6 Şubat sebebiyle yine buradan hasar gören, deprem sebebiyle hasar gören tüm konutlarımızı hızlı bir şekilde ihyasını inşallah gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar 11 ilimizde 283 bin konutumuz, yuvamız inşa süreci başlatılmıştır. 4500'e yakın köyümüzde yine köy evlerinin yapımı, kırsal kalkınmanın sağlanması ve oradaki özgün mimari doğrultusunda bakanlığımız konutları yapımını gerçekleştirmektedir. Şu ana kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edecek. Ve inşallah bu çerçevede her ay 25-30 bin konutun teslimiyle birlikte ailelerimiz evlerine kavuşana kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız. Kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutacağız. 2025 yılı sonuna kadar 11 ilde 6 Şubat depremi sebebiyle evine girmeyen hiçbir AFS'de vatandaşımız kalmayacak. Elazığ özelinde 6 Şubat asrın felaketi depreminde şu ana kadar 3093 yeni yuvamızı, iş yerimizi kurduk, milletimizin duasını aldık. Devam eden 13500 konutumuzun inşası ve orada Elazığ'ın vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde hızlı bir şekilde devam etmektedir. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Değerli arkadaşlar, devletimiz kudretlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız depremde, selde, yangında, heyelanda milletimizin ihtiyaçlarını gidermek adına yapılması gereken tüm çalışmaları an ve an takip etmektedir. 6 Şubat depremi sebebiyle de yaşadığımız inşallah bu hasarları hızlı bir şekilde giderecek ve 2025 yılında bölgemiz Harput Kalesi'nin o kudretiyle birlikte Gakkoşlarımızın üretiminin, istihdamının, Elazığ'ın bu bölge için, şehrimiz için yeni yatırımlarıyla birlikte sokaklarında annelerimizin huzur içerisinde gezdiği, çocuklarımızın o cıvıltılarının duyulduğu, gülümsemelerinin duyulduğu ve inşallah üreten bir Elazığ'ı hep birlikte kazandırmak için çalışacağız. Ve inşallah 2025'ten sonra yüzlerce yıldır Harput Kalesi'nden yükselen o güzel selamlara Hatay'dan Habibi Neccar Camii'nden minareleriyle yine cevap verilecek. Adıyaman'dan Ulu Camii'nden cevap verilecek. Kahramanmaraş'ta o kahramanlık diyarlarının sergilendiği şehrimizden cevap verilecek. Ve 11 il 2025 yılı sonunda
İnşallah bölgenin, ülkemizin cazibe merkezi olacaktır. 11 ilimiz yeniden Anadolu'nun en güçlü, en sarsılmaz yıldız şehirleri olacaktır. Biz bu anlayışla çalışacağız, mücadele edeceğiz. Rabbim bizi vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize mahcup etmesin diyorum. Ben tüm hazuruna tekrar teşekkür ediyorum. Bu birliğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kardeşliğiniz için teşekkür ediyorum. Milletimiz, devletimize tam anlamıyla güvenmektedir. Liderimize, Cumhurbaşkanımıza sonsuz güvenmektedir. Biz de milletimizin bu güvenini boşa çıkarmamak adına çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ve milletimize 22 yıldır olduğu gibi sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Ben de saygıyla selamlıyorum. Elazığ'ımızda 3. günümüz. Sayın Bakanımızla kısa aynı zamanda şerefine nail olduğum için ayrıca bakanımızla.